Vereceğim. Merhaba arkadaşlar. Gebze Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Kulübü olarak Havacılık ve Uzay Zirvesi düzenliyoruz ve muhteşem bir giriş yapıyoruz. Haluk Bayraktar bizi onurlandırıyor. Evet Canan, söz sende. Merhaba arkadaşlar, ben Gebze Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Kulübü Havacılık Komitesi Başkanıyım. Bugün arkadaşlarımla beraber ilk konuğumuz olan Haluk Bey'le moderatörlüğünü gerçekleştireceğiz. Etkinliğimizin Haluk Bey tekrardan hoş geldiniz. Sunumunuza başlayabilirsiniz. Hoş bulduk değerli arkadaşlar, Sayın Hocam ve Havacılık Kulübü'ne gönül veren herkese selam ve hürmetlerimi iletiyorum. Ve davet ettiğiniz için Havacılık Uzay Zirvesi'ne sizlere teşekkürlerimi sunuyorum. Biz teşekkür ederiz. Arzu ederseniz ben sunumu da açarak devam edeyim. Oradan böyle hızlı bir şekilde yaklaşık 20-25 dakika içerisinde bir sunum yapıp sonrasında bizleri izleyen değerli arkadaşlarımızın, genç arkadaşlarımızın sorularını alarak devam edebiliriz. Evet. Tabii. Evet, şimdi ben çok hızlı bir şekilde sunumumu veriyorum ekrana. Evet, bir saniye. Geldi mi sunum? Ekranda mı sunum acaba? Evet. Şu an geldi. Evet, şu an ekranda. Güzel. Evet, evet değerli arkadaşlar, değerli izleyiciler. Ben bugün sizlere kısa ve öz bir şekilde Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu kapsamında, yani Milli Teknoloji Hamlesi dediğimiz hepinizin malum olan, ülkemizde son yıllarda öne çıkan, ülkemizin milli ve bağımsız bir şekilde ülkemizi geleceğe taşıyacak stratejik öneme sahip teknolojilerin, ürünlerin, sistemlerin, hizmetlerin, altyapıların geliştirilmesi için ortaya konulan stratejinin adı. Bizler de aslında Baykar olarak bunun bir dalında, yani insansız hava araçları alanında faaliyet gösteren bir firmayız ve de bu vizyona uygun olarak faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Buna dair ben sizlere hem firmamızın hem de bu vizyon kapsamında neler yaptığımızı aktaracağım. Çok kısaca kendimden bahsetmek gerekirse, ben 2000 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun oldum. Sonrasında yurt dışında Amerika'da yüksek lisans eğitimimi Columbia Üniversitesi'nde tamamladım. Sonrasında Türkiye'ye dönerek Türkiye'de Boğaziçi Üniversitesi'nde doktora çalışmalarına başladım. Ancak o yarım kaldı Baykar bünyesindeki faaliyetlerden dolayı. Halihazırda Baykar'ın genel müdürü olarak hayatıma devam ediyorum. Baykar'da daha önce mühendislik yöneticiliği görevlerini de yapmıştım. Bir yandan sosyal sorumluluk altında belli görevler var, icra ettim. Ve onları yapmaktan büyük mutluluk duydum. Bunlardan bir tanesi Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın yönetim kurulu başkanıyım. Hepiniz biliyorsunuzdur zaten T3 Vakfı'nı. Bir diğeri Türkiye'nin en büyük sanayi kümelenmesi olan Savunma Havacılık Uzay Kümelenmesi Saha İstanbul'un yönetim kurulu başkanıyım. Aynı zamanda TÜBİTAK yönetim kurulu üyesiyim. Yani bunlar da benim sosyal sorumluluk anlamında ülkemize hizmet etmek için işte haftanın belli dönemlerinde zaman ayırarak faaliyet gösterdiğim alanlar. Çok hızlı bir şekilde sizlere, daha önce ben aslında bir MBA sunumu yapmıştım. Orada çok kapsamlı, izlemeyenler için tavsiye ederim. 2 saat boyunca bizim Baykar sayfasında bu var. Orada çok detaylı anlatılıyor. Şimdi biraz daha hızlı geçerek sizlere arz edeceğim. Tabii savunma sanayi çok kendine has dinamikleri olan bir sektör. Yani müşterisi devlet, belli sınırlamaları tabi, kullanım izinlerine tabi, yurt dışından herhangi bir bileşen alacaksanız çok sıkı kontrollere tabi. Dolayısıyla bizim millilik ve yerlilik dediğimiz kriterlerin en öne çıktığı, yani çünkü parasını verseniz dahi alamıyorsunuz bazı teknolojileri. Dolayısıyla bunları ülkenizin ihtiyaçlarınızı karşılamak için bunları milli olarak geliştirmek durumundasınız. Aslında bir anlamda Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunun savunma sektöründen çıkması da bu anlamda önemli. Kendine has dinamikleri var ve son baktığımız zaman son 30 yıllık sürece özellikle 2000'li yıllardan işte 2010'lara kadar hızlı bir artış trendi. Sonrasında biraz daha stabil ilerleyen sürede harcamaların devam ettiğini ve burada tabii en büyük savunma sanayi harcamasını dünyada Amerika'nın yaptığını, kendisinden sonra gelen birçok ülkenin toplamından da fazla savunma harcaması, yani %40, yani dünyadaki tüm savunma harcamalarının %40'ını Amerika, ondan sonra Çin, Hindistan, Rusya şeklinde
ilave ederek devam ediyor. Türkiye'de özellikle 90-2000'li yıllar arasında çok ciddi alımlar var. O terörle mücadelenin o yoğun olduğu ve o zamanlarda tabii yurt dışı bağımlılığı da fazla. O zaman ciddi bir alım var ithalat anlamında Türkiye'nin o dönemlerde. Bakın burada görüyorsunuz %7. Yani %7 dediğimiz gayri safi milli hasılasının Türkiye'deki üretilen hizmet ve ürünlerin toplam bedeninin %7'si savunma harcamalarına gidiyor. Daha sonra bu oranın özellikle 2000'li yıllardan sonra Türkiye'de 2004 yılından sonra milli ve özgün üretim modelinin ortaya çıkmasından sonra aslında gayri safi milli hasıla içerisinde savunmaya ayrılan payın azaldığını görüyoruz. Yani o geçtiği 10 yıla nispeten. Bunda da tabii özellikle ülkenin ihtiyaçlarını yerli karşılama iradesinden kaynaklanıyor. Yani bir ürünleri yerli karşılama iradesini koyduğunuz zaman maliyet olarak daha düşük maliyette oluyor. Hem de kendiniz yapmış oluyorsunuz, teknolojisine hakim oluyorsunuz. Bir yandan da gayri safi milli hasılasından daha az pay oraya aktarılmış oluyor. Her ne kadar işte son yıllarda bu kadar öne çıksa da aslında 90 ve 2000 yıllara karşılaştırdığınız zaman gayri safi hasıla içerisinde daha az pay aldığını görüyoruz. Bunun aslında grafiğini ekranda görüyorsunuz. Yani sol y ekseni harcanan savunma harcamaları toplamı, sağdaki y ekseni ise bunun gayri safi yurt içi hasıla içerisindeki oranı. Bakın şuralarda yüksek oranda gidiyor. Sonra 2002 ve sonrasında ciddi bir düşüş var. Sonra azalan bir trendte, sonra 2014 sonrasında bir şeyle bir hafif bir trendle çıkıyor ve şu an %2,5 gibi bir oranda. Yani 2,5, yani gayri safi yurt içi hasılasının 2,5 oranında. Bu da rakamsal olarak yıllık dolar olarak 20-22 milyar dolar arasında bir rakama karşılık geliyor. Tabii pardon. Tabii burada savunma ithalatı içerisinde pardon arkadaşlar sesini kapatalım. Savunma ithalatı içerisinde ithalatın toplam savunma harcamaları içerisindeki payını da son 50 yıla baktığımız zaman bakın ekranda görüyorsunuz. Mesela 70-79 arasında savunma harcamalarının %30'dan fazlası Amerika'dan, işte sonra Almanya, öyle devam ediyor. Yani %45'i ithalat. Bakın buraya görüyorsunuz 80-89 arası, işte sonra 90 azalan bir şekilde gidiyor. Aslında en dip olduğu durumda 2010-2019 arasında. Bu da aslında bu alanda ortaya konulan bir iradenin yansıması. Malum savunma sanayi uzun soluklu projelerin olduğu bir sektör. Dolayısıyla burada bu işle ilgili tüm oyuncuların yapıcı bir şekilde irade göstermesi lazım. Yapmak zor, yıkmak çok kolay. Dolayısıyla bu projelerin başarıya ulaşması için gerçekten o projeyle ilgili her makamın onu desteklemesi lazım. Yani bir teknoloji geliştirdiniz, onu kullanacak kişi ona ilgi duymuyorsa bir işe yaramaz. Onun regülasyonundan tanıtımı, kamuoyu algısına kadar bütün oyuncuların onu desteklemesi gerekiyor. Tabii Türkiye'nin savunma sanayi gelişimine baktığımız zaman şunu görüyoruz. Özellikle işte Cumhuriyet'in ilk yıllarında bu alanda ciddi adımlar atılmış. Milli sanayiciler çıkmış. Onlar desteklenmiş. Belli noktaya gelmişler. Ama sonrasında özellikle 40'lı yıllardan sonra bu Truman doktrini altında Marshall yardımları kapsamında bu milli girişimci modelinin önünün kesildiğini görüyoruz. Yani bugün baktığımız zaman işte bir Nuri Demirhan yaptığı uçakların bir tanesi bile müzelerimizde yok. Yani birçok uçak yaptı. İşte Nud-36 farklı planör uçakları yaptı veya diğer Şakir Zümre. Bunların bir tanesinin bile örneğini maalesef müzelerimizde dahi sergilenmiyor. Bunları tanımıyoruz. Yani bu milli girişimci iş adamı modelini ve ürünlerini tanımıyor Türkiye. Şimdi bunlar işte konuşuluyor, filmleri yapılıyor. Bunun yerine özellikle bu 45-50 yıllardan sonra daha çok işte yurt dışı markaların ajantalığını yapan, distribütörlüğünü yapan, yani daha kolay işlere talip olan iş adamları, bunlar desteklenmiş, bunlar büyümüş ve bugün çok büyük olmuşlar. Dolayısıyla tabii bu dönem bize ta 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na kadar bu böyle gidiyor ama orada bir şey kopuyor.
Bu sefer tekrar bir milli seferberlik dönemi başlıyor. Kıbrıs Barış Harekatı döneminde. Çünkü ambargo yiyor Türkiye savunma alanında. Telsizini dahi alamayacak duruma geliyor. İşte kendi uçağını kendin yap kampanyaları başlatıyor. Oradan belli adımlar atılmaya başlanıyor. İşte Aselsan bugün varsa o zamanki atılan adımlarla. Yine TÜSAŞ firması da yine o dönemki atılan adımlarla. Sonrasında süreç ilerliyor. İşte 90'lara geliyoruz. Ve adım adım işte 2000'li yılların sonrasında kısmi tasarım, özgün tasarım, milli ve özgün üretim modeli şekliyle bugünkü başarılı sonuçların elde edilmesine vesile olan modeller kullanılmaya başlanıyor ve bu şekilde ülkemizde başarı örnekleri çıkmış oluyor. Tabii savunma sektörü az önce bahsettim, kendi bir ekosistemi var. İşte ihtiyaç makamı var. Bu ihtiyaçların teknik projelere dönüştürüldüğü ve proje yönetimi süreçleriyle geliştirilip tedarik eden kurumumuz var, Savunma Sanayi Başkanlığı. Bir yandan Savunma Sanayi Başkanlığı'na tedarikçi olan, geliştiren ana yüklenici firmalarımız var. Bu ana yüklenici firmalara destek veren alt ana yükleniciler, KOBİ ölçeğinde firmalar, Teknokent firmaları var. Bir tarafta işin işte araştırma altyapıları, ARGE merkezleri ve üniversite gibi kurumlarla dönen bir aslında ekosistem. Tabii buradan daha hızlı bir şekilde insan savarıcı noktasına gelirse, tabii insan savar araçları dünyada bir paradigma dönüşümünü gerçekten ifade ediyor. Aynen işte mobil devrimde yaşandığı gibi, yani bilgisayar teknolojilerinde olduğu gibi veya elektrik otomotivde olduğu gibi, insan savar araçları da bundan 15 yıl önce, 20 yıl önce gerçekten bir bu alanda bir devrim havacılık arasında ve çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Biz de tabii Baykar olarak işte 2000'li yılların başında denk geliyor bizim ilk ARGE faaliyetleri. Aslında bu teknolojinin ilk bu devrimin yoğun bir şekilde yaşandığı dönemler. Tabii Türkiye milli insan savar aracı teknolojilerine kavuşmadan önce bu teknolojiyi yurt dışından tedarik etmeye çalışıyordu. İlk olarak işte Amerika'dan işte IGNAT sistemlerini tedarik etti. Sonrasında İsrail'den Heron sistemleri ve muhtelif sistemleri tedarik etti. Ve bunların hiçbirinde arkadaşlar istediğimiz gibi, istediğimiz performansta, istediğimiz verimlilikte rahat bir şekilde bu teknolojileri kullanamadık. Çok az kullanıp hack'e ayırdık. İşte veya bir teknik ihtiyaç oldu, destek verilmedi. Çünkü insan savaşları çok yoğun uçan, lojistik ihtiyaçları çok yoğun olan, adeta gece gündüz havada görev yapan sistemler. Yani şuradan anlatalım. Bizim sadece Bayraktar TB2 İHA sistemleri şu an tüm Türkiye'nin askeri hava kuvvetlerinden daha fazla uçuş yapıyor. Sadece TB2'ler niye? 24 saat havada uçuyor. Devamlı havada. Yıllık 120 bin saat. Mesela 2020 yılında 120 bin saat uçuşta kapattık. Çok büyük bir rakam. Aylık 10 bin saat demek. Çok yüksek rakamlar. Tabii az önce de söylediğim gibi, yani şu an işte asimetrik harp ortamında insan savaş teknolojileri daha asimetrik harp ortamında kullanılan asimetrik tehditlere karşı keşif, istihbarat, hedef imhası, nokta tespiti, işte sınır güvenliği gibi asimetrik tehditlere karşı kullanılan teknolojilerden de adım ilerleyerek şu an artık bu teknolojiler daha konvansiyonel harp ortamında da kullanılmaya başlandı. Yani artık karşılarında asimetrik tehditler değil, ciddi simetrik tehditler. İşte hava savunma sistemleri, karıştırıcı sistemler veya muharip uçaklar gibi sistemlerle daha konvansiyonel ortamda kullanılmaya başlandı. İşte bizim SİHA'larımızın, Bayraktar TB2 SİHA'larımız en son dönemde kullanıldığı ortamların tamamı aslında bu tarz ortamlar ve bu ortamlarda da gerçekten çok ciddi bir başarı elde edildi. Tabii burada Türkiye'nin özellikle, ben hani daha çok SİHA, İHA örneğini anlatıyorum ama Türkiye'nin gerçekten savunma alanında birçok farklı alanda çok başarılı örnekleri var. Yani milli gemisi var, MİLGEM, işte milli yerli atak helikopteri var, yerli olarak imalatı yapılan. Birçok radar, elektronik harp sistemleri var. Güdümlü mühimmatlar, güdümlü roketler konusunda gerçekten çok önemli adımlar atıldı. İşte zırhlı araçlar, işte top sistem, topçu sistemleri,
gibi alanlarda da çok çok ileri adımlar atıldı. Deniz tarafında da çok farklı sahil karakol botlarından işte hızlı botlara kadar işte Anadolu ismini verdiğimiz havuzu çıkarma gemisine kadar çok önemli adımlar atıldı. Tabii bütün bu adımların tamamında özellikle 2004 Mayıs ayında alınan kararın çok büyük önemi var. O dönemde yaklaşık 11 milyar dolarlık yurt dışından hazır alım projeyi Türkiye, işte o dönemki icra komitesi, işte başında şu anki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, o zaman başbakanken vardı. O orada hem işte başbakan, hem kuvvet komutanları, hem savunma sanayi başkanlığı bu 11 milyar dolarlık hazır alımı bir toplantıda iptal etti ve bunları milli olarak ve yerli olarak yerli tedarikçilerden alınmasına karar verildi. Bu çok önemli bir karardı. Bugünkü başarı örneklerinin altında aslında o karar var. Bu da tabii bu alanda bu tarz stratejik kararların aslında geleceğimizi ne kadar etkileyeceğini, yani şöyle düşünün, işte bu karar alınmamış olsa biz de işte bir mini, o dönem ilk mini insan savarıcında başlamıştık. O projeyi gerçekleştirmemiş olsak bugün hiç ortaya konulan projeden hiçbiri yoktu. Bugün hali hazırda 1450 kişilik bir ekip olan Baykar'da yoktu. Bunlar gerçekten önemli. Yani ülkenin kendi ihtiyaçlarının kendi kaynaklarından kullanma iradesi çok önemli bir irade. Ve bunun arkasında durması. Tabii bugün Baykar, hızlı bir şekilde Baykar'dan da bahsetmek istiyorum. Biz tabii ilk başladığımızda Topkapı'daydık. Ufak bir atölyedeydik. Kendi atölyemiz vardı. İçerisinde iki tane CNC makinesi olan, belli alet ekipmanları olan, bugüne nazaran çok daha alt seviyede imkanları olan, tabii o zaman mini sınıfı sistemlerle çalışıyorduk. O başladığımız yer, şu an biz Türkiye Teknik Takım Vakfı'nın genel merkezi yaptık. Ona bağışladık. Orası öyle faaliyet gösteriyor. Baykar halihazırda şu an Hadımköy'de. Ana genel müdürlüğü ve üretim tesisleri. Ekranda görüyorsunuz, bakın sağ tarafta ana tesisimizin görüntüsünü görüyorsunuz. Bir parkımız var, çalışanlarımızın işte iş dışı vakitlerde sportif faaliyetleri yaptığı bir parkımız var. Burada ana entegrasyon, ana alt sistemlerin geliştirilmesi, Ar-Ge üretim faaliyetleri yapılıyor. İstanbul'da ve hali hazırda şu an devam eden bir özellikle yeni bir Ar-Ge merkezimiz var. Yani şu binalara ilave olarak yeni bir Ar-Ge merkezi yapıyoruz. Gerçekten çok modern bir tesis oluyor. Büyük bir tesis, içerisinde yaklaşık 700 kişinin 700 mühendisin çalışabileceği bir tesis oluyor. Burada bir aslında kendi içimizde bir insansız sistemler teknolojisine dair bir ekosistem kuruyoruz ve aslında halihazırda bizim mevcut ana tesislerimiz de Avrupa ve Orta Doğu bölgesinde bu teknolojiye ilişkin entegre en büyük aslında tesis. Burada tabii bir hızlı bir şekilde bir video var, eğer ekranda da görünüyorsa, bakın Baykar tesislerini. Evet, görünüyor şu anda. Görüyorsunuz. Bu Akıncı'dan alınma bir görüntü, Akıncı belgeseli. Ben tabii konuşurken sizleri göremiyorum. Ama Akıncı belgeselini izleyenler bu görüntüyü aşinadır. Onlar bilir. Burası bizim ana entegrasyon holümüz. Bu holü destek veren birçok yan birim var. İşte elektronik temiz odadan, ekranda görüyorsunuz, PCB dizgi, işte talaşlı imalat, elektronik imalat, yazılım geliştirme birimleri. Bunlar ekranda motor test birimleri görüyorsunuz. Tabii şu an yoğunlukla Bayraktar TB2 seri üretimde hızlı ilerliyor. Çünkü dünyadan çok büyük talep gören bir sistem oldu Bayraktar TB2 artık. Ve hali hazırda şu an 1450 kişiyiz arkadaşlar. Yaklaşık 700'e yakın mühendis var. 750 de teknisyen arkadaşımız var. Birlikte iç içe adeta bir aile havasında faaliyetlerimize devam ediyoruz. Bu da aslında bizim parkı gösteren, bunu da göstermek istiyorum. Biz hani çalışanların çalışma ortamına gerçekten önem veriyoruz. Motivasyon, bizim işlerde motivasyon en önemli olay. Bakın ekranda görüyorsunuz parkımızı, görüyorsunuz. Futbol sahalarından. Bu da yeni Ar-Ge merkezimiz. Şu an devam ediyor. Üretim şeyi devam ediyor.
Evet, ekranda yine bizim üretim entegrasyon mantığının akış şemasını ve bizim tabii bütün bu bahsettiğimiz yani Baykan'ın bünyesinde ürün yaşam çevrimi dediğimiz yani kağıt üzerindeki teknik speklerin tanımından başlayarak oradan Ar-Ge, üretim, üretim sonrası lojistik ve bakım tüm bu süreçleri kapsayan faaliyetler mevcut. Yani aslında bizim bütün bu faaliyetlerin de belli bir yazılım altyapısıyla desteklenmesi, koordine edilmesi gerekiyor. Aksi takdirde yani şöyle anlatalım. Sadece Bayraktar TB2 SİHA sisteminde 16 bin çeşit komponent var. 16 bin çeşit. Bu 16 bin çeşit yani çok büyük bir tedarik zinciri aslında. Ve tüm kritik ana alt bileşenleri yani uçak gövdesi, uçağın alt ana kritik bileşenleri de yerli olarak imal ediliyor. En alt seviyede tabii belli elektronik komponentler, malzemeler tedarik ediliyor. Baykar'ın çalıştığı binden fazla yan sanayi firma var. Dolayısıyla bütün bu tedarik zincirini güçlü bir yazılım ancak altyapısıyla koruyabilirsiniz. Bir yandan bizim tabii İstanbul'da merkezim ama İstanbul'da uçuş yapamayız. Dolayısıyla uçuşlarımızı yaptığımız test ve eğitim merkezlerimiz var. Bir tanesi Keşan'da. Orada TB2, Bayraktar TB2 test ve eğitim faaliyetleri yürüyor. Bir tanesi de işte Akıncı filmlerinden de görmüşsünüzdür. Çorlu'da. Orası da Akıncı'nın test ve eğitim merkezi. Tabii biz platform odaklı çalışan bir firmayız. Yani belli bir hava aracı platformu ve o platforma yönelik bir organizasyonel yapıya sahibiz. İşte hali hazırda mini sınıfından DİHA ve Bayraktar TB2 seri üretimde olan uçaklar. Akıncı da seri üretime girmiş bir platform şu anda. Akıncı şu an eğitim yani kullanıcı eğitim faaliyetleri devam ediyor. Her gün en az 20-30 uçuş icra ediyor Akıncı platformu şu an ama henüz tam envantere girmiş değil ama seri üretimine başladık. Ekranda işte 1400 kişilik az önce bahsettim 1450 kişilik ekibimizin resmini görüyorsunuz. Şunu hızlı bir şekilde TB2'yi de bir görelim. TB2'nin ana özelliklerini görelim. Tabii TB2 yani tüm dünyada da ya gerçekten yankı buldu. En önemli sebebi performans bölüm maliyet oranının çok yüksek olması. Bir kere Bayraktar TB2 özelliklerinde benzer bir ürün yok. Yani bu sınıfta bu kadar performansa sahip bir ürün yok. Bakın ekranda görüyorsunuz 2014'te envantere giriyor. İlk envantere giriyor. Ve ondan sonra çok hızlı bir şekilde kullanılmaya başlanıyor. Tabii bizim ekipler de devamlı onun teknik anlamda peşinde. İlk Fırat Kalkanı Harekatı orada kullanılıyor. DH terörüne karşı. Sonra Zeytin Dalı Harekatı 2018'de. Orada çok önemli neticeler elde ediyoruz. Bu SİHA'larla. Sonrasında evet. Sonrasında Pençe Harekatı işte görüyorsunuz 2019. Doğu Akdeniz'de deniz kuvvetlerinin envanterine girmesiyle Doğu Akdeniz'de kullanılmaya başlıyor. Devamlı Doğu Akdeniz'de o dönemde beri uçuyor. Barış Pınarı Harekatı. Orada da yoğun bir şekilde sistem kullanılıyor. Sonrasında işte en son işte Bahar Kalkanı Harekatı. Orada da ve sonrasında işte Tek Vatan Harekatı Karabağ Azerbaycan'ındır sloganıyla işte işgal edilen toprakları Azerbaycan'ın tekrar geri almasında çok kritik görevler üstleniyor. Yani ekran onların videoları hep yayınlandı. Çok kritik hedeflerini ekranda görüyorsunuz. İmha edilmesinde çok etkin bir şekilde görev alınıyor. Alıyor bu sistem. Evet. Tabii bu sistem yani bu kadar etkin olmasının en önemli sebebi aslında bizim işte bütün kritik bileşenleriyle bu sistemi işte uçuş kontrol bilgisayarından görev bilgisayarına milli olarak geliştirmiş olmak, Türkiye'deki yoğun ihtiyacı karşılamak için askerle mühendislerin iç içe bir arada çalışması, onların ihtiyaçları doğrultusunda geri beslemelerin hızlı bir şekilde sisteme yapılarak
sistemin çok büyük yani ileri seviye olgunluğa ulaşması. Yani sanmayın ki bundan 6 sene önceki Bayraktar TB2 ile bugünkü aynı. Çok farklı ve devamlı gelişiyor. Yani devamlı servis bültenleri, teknik bültenler yayınlanıyor. Devamlı sağdan alınan beslemelerle o sistem hem yazılım anlamında hem uçuş performansı anlamında hem elektronik anlamında her ne kadar çok ileri seviye şu an bir benzeri olmasa da ama devamlı o tecrübeyle daha ileriye bu sistem taşınması gerekiyor ve bu böyle bir çevrim aslında. Yani aynı cep telefonlarında olduğu gibi hiçbir farkı yok aslında. Tamamen yazılımın domine ettiği bir sistem. Dolayısıyla bu şekilde ilerliyor. Tabii bizim hızlı bir şekilde baktığımız zaman bizim ilk çalışmalarımız mini sınıfa araçlarla başlamıştı. İşte bugün şu ekranda gördüğünüz bizim sağ alttaki ilk ürünümüz. Yani bugün Teknofest'te Savaşan İHA veya İnsan Savarıcı yarışmasına katılan Teknofest yarışmanın her biri şu tarz sistemleri çok rahat geliştiriyor, yapıyor ve oradaki yarışmalara katılıyor. Biz de o dönem bir ekip olarak ilk ürünümüz buydu. Sonrasında işte 2007 yılında onun ilk olarak envantere verdik. Sonrasında döner kanat helikopter mini döner kanat helikopter projesine başladık. Malazgirt isimli. Bunu Malazgirt projesi için aylarca Güneydoğu'da askeri birliklerimizle birlikte çalıştık. Atölyeler kuruldu. Sonrasında işte bu Bayraktar TB2'nin ilk adımları, işte TB1 onun prototip aşaması, onun prototip uçuşları 2009 yılında bunları geliştiriyoruz. Ve ekranda az önce söylediğim bakın şu kritik bileşenler, yani burada birçoğu da yok burada aslında. Ama ana bileşenler burada. Bunların tamamı şu an Baykar'ın kendi üretimi. Yani elektronik kart tasarımından içindeki gömülü yazılıma kadar tüm kodlarıyla, tüm kart şematikleri ve layoutlarıyla ve bunun üretimiyle, testleriyle, uçağa entegrasyonuyla ve verifikasyonuyla milli olarak geçti. Aslında bunun başarılı olmasının temel nedeni bu. Bu tarz sistemlerde yani şunların hiçbirini bakın arkadaşlar. Şurada gördüğünüz bir servo aktüatör belki şu elim kadar büyüklüğü var. Ama bir servo aktüatör çok yüksek maliyetlere yurt dışına almaya kalksanız bir kere satmıyorlar. Yani silahlı yediğince bunu satın alamazsınız. İki, belli teknik özellikleri gerçekten spekleri karşılamıyor. Yani bir otomotiv sektörü gibi değil bu sektör. Yani böyle dışarıdan toplayıp montaj yapıp ürün çıkartıp yani güvenilir bir ürün çıkartabileceğiniz bir sektör değil. Bunları adeta terzi usulü tüm süreçleriyle, mühendislikleriyle halletmeniz gerekiyor. O yüzden bütün bu bileşenleri biz tüm alt detaylarıyla yani hani her ne kadar dışarıdan uçak gövdesi görünse de asıl katma değer ve asıl iş yükü şu bileşenlerin oluşturulmasında, geliştirilmesinde bunların hepsinin bir arada ahenkli, uyumlu bir şekilde ve güvenilir bir şekilde. Yani bu teknolojiyi çok güvenilir yapmazsanız kullanmaz kimse. Yani şöyle düşünün, atıyorum bir insansız uçak yaptınız, 1000 saatte bir kaza kırım geçiriyor. O dünyanın en pahalı uçağı olur arkadaşlar. Onu kimse kullanmaz. Yani Amerika'da baktığın zaman istatistiklere mesela Predator yaptıklarında 50 saat 100 saatte bir kaza kırımı var. O Amerika, onun bütçesi fazla. Onlar bu işi kaynakları daha fazla aktararak yapıyor ama biz Türkiye'de bunu yapamayız. Dolayısıyla güvenilir yapmak durumundayız. Ve bunu da şu an Bayraktar TB2 ile çok ileri seviye bir güvenilirlikle yapmış durumdayız. Tabii burada şu önemli bir şey, hiçbir zaman en iyisini ulaşamıyorsunuz. En iyinin düşmanı. Bakın bizim 2005 yılında yaptığımız uçuş kontrol bilgisayarı bu. Yani bunu bizden başka, bizim o dönem bir yarışmaya katılmıştık. Savunma Sanayi Başkanlığı yarışmasına. Çok kötü görünüyor tamam ama bunu bundan başka, bizden başka kimse böyle milli yapma şeyini riskine girmemişti. Herkes hazır otopilot. Tabii bugün çok fazla otopilotlar. Yani Pixaklar var. Biz de Teknofest'te hediye ediyoruz. İnsanlar kullanıyor ama o dönem hiçbir şey yok. Çok daha limitli. Bizim o dönem ilk şunu yapmış olmamız. Şu böyle bakınca çok böyle garip duran. Ama aslında bizim ilk çalışmamız bu. Yani şu an şu en sağ üstteki Bayraktar TB2'nin uçuş kontrol bilgisayarı. Buna giden yol buradan geçiyor arkadaşlar. Yani bunu yapmadan buna ulaşamıyorsunuz. Dolayısıyla bu önemli bir detay. Tabii Baykar özellikle işte bu yurt dışı operasyonlarındaki başarısıyla birlikte Bayraktar TB2 çok ciddi anlamda ihraç edilen bir ürün ve Baykar arkadaşlar son 2 yıldır
satışlarının çok büyük çoğunluğu ihracat. Yani işte geçtiğimiz yıl 360 milyon dolar ihracat yapıldı. Ve bu satışların büyük çoğunluğuydu. Ve bu böylesine ana sistemi ve bu kadar yüksek katma değerli olması, yani girdi oranın ve çıktı orana baktığınız zaman çıktı gerçekten çok daha yüksek. Bu anlamda da ülke ekonomisine çok ciddi katkısı var. Ve az önce de söylemiştim, yani harp aranasında muharebe alanının gerçekten ihtiyaçlarına hızlı ve etkin çözüm getirerek aslında bir anlamda paradigma dönüşümüne de neden oldu. Belki takip etmişsinizdir. Dünyada işte tankları ilk kullanan millet İngilizler. 1916 Somme Savaşı'nda kullandılar. İşte geçtiğimiz gün aylarda açıkladı İngiliz Savunma Bakanı, bizim SİHA'nın ismini vererek, yani bizzat ismini vererek bunun harp aranasındaki etkisini ve başarılarını anlattı. Ve İngilizler işte envanterlerinde tankları ilk icat eden millet, envanterlerinde 220 tank vardı. Tank sayısını indiriyor şu an, 150'ye indiriyorlar. Yani emekli ayırıyorlar tankları. Artık gelişen teknolojilerin, akıllı sistemlerin, işte haberleşen sistemlerin böylesine maliyet etkin bir şekilde harp aranasında çok daha etkili olduğu artık şu an harp konseptleri içerisinde konuşulan bir konu ve ifade ediliyor. Ekranda da görüyorsunuz, bakın dünyada nasıl etki oluşturduğuna. Gerçekten yani özellikle tek vatan harekatı bunun en ileri noktası oldu bu anlamda. Tabii bizim hali hazırda şu an işte Akıncı projesi yoğun bir şekilde devam ediyor. Akıncı gerçekten şu an mevcut olan kabiliyetlerimizi çok daha ileriye taşıyabileceğimiz, adeta Türkiye'deki birçok ana sistem geliştiren firmamızın teknolojilerini de deneyince, yani akıllı mühimmatlardan radar sistemlerine, elektronik harp sistemlerine, işte çok farklı alt bileşenlere kadar tüm özellikle sektörün tüm kabiliyetlerinin aslında havada sergilendiği ve bir araya getirildiği ana şemsiye platform oldu. 40 bin fit irtifaya kadar çıkabiliyor. 1300 kilo faydalı taşıyabiliyor. Çok ileri seviye bir otomasyona sahip. İşte uydu tamamen, işte hep uydu kontrolü, uydu kontrolü artı 3 yedekli görüş hattı haberleşme sistemine sahip. İçerisinde 4 adet yapay zeka bilgisayarı var. Yani yapay zeka belki şu an çok görünmüyor belki ama Baykar'ın en büyük ekiplerinden bir tanesi yapay zeka ekibi. Yaklaşık 100 kişi var yapay zeka alanında çalışan arkadaşlarımızdan ve özellikle uçuş kontrol ve görev sistemlerinde çok yoğun bir şekilde yapay zeka kullanılıyor. Aslında Akıncı'nın da uçuşunu göstermek istiyorum şurada hızlı bir şekilde. Şurada. Evet, izin geliyordur umarım. Evet, geliyor. Ya aslında biz devamlı Selçuk Bey Twitter hesabından paylaşıyor. Selçuk Bey bizzat zaten projenin başında. Kendisi zaten biliyorsunuz teknik müdürümüz. En başından bu yana teknik liderliğini Selçuk Bey yapıyor. Tabii bu ekip çok yoğun çalışıyor. Testler mesela bu aralar gece boyu testler var. Sahur, yani sahur vakti uçaklar hep havada. Akıncı için söylüyorum. TB2 zaten hep havada da. Akıncı çok yoğun bir şekilde şu an eğitim faaliyetleri devam ediyor. Çok kısa bir zaman içerisinde de envantere girecek. Az kaldı. Tabii otomasyon seviyesi az önce dediğim gibi çok gelişmiş. Mesela bazı videolarda izlemişsinizdir. Geliyor, otomatik iniş yapıyor. Ön tekeri yere koymadan, yani touch and go dediğimiz, kalkıyor tekrar. Yani ne kadar hassas olduğunu otomasyon oradan anlayabilirsiniz. Gerçekten birçok gelişmiş sistemler var. Yani örneğin mesela tek motor gittiği durumda asimetrik itkiyle otonom uçuş kabiliyeti ve gibi. Yani TB2'yi daha da çok daha ileriye taşıyan bir otomasyona sahip bir sistem. Tabii daha üzerine bunun birçok faydalı ilave de edilecek zamanla adım adım. Şu an biz ilk olarak işte MAMLE, MAMCE ve yeni olarak geçtiğimiz gün attık MAMTE isimli 100 kiloluk 26 kilometre menzili olan bir bomba, akıllı bir bomba, Roketsan tarafından geliştiriliyor. O tarz mühimmatlar konusunda Türkiye çok iyi seviyede, gerçekten çok iyi seviyede. Her türlü havadan yere akıllı mühimmatı geliştirmiş durumdayız. Hem Roketsan, hem TÜBİTAK SAGE, hem Aselsan olarak ülkemizde. Bir yandan da hava mühimmatlarında da iyi adımlar
iyi çalışmalar var. Takip etmişsinizdir. TÜBİTAK SAGE'nin Bozdoğan ve Gökdoğan projeleri var. Onlar da tamamı Akıncı'da kullanılacak aslında faydalı yükler. Tabii bunun yanı sıra elektronik harp konusu da çok çok önemli. Orada da Aselsan'ın çok iyi çalışmaları var. O sistemler de entegre ediliyor. Evet, bu şekilde. Aslında Akıncı'dan da bahsetmiş olduk. Biraz böyle hızlı bir şekilde aslında şeyden şeye geçmek istiyorum. Yani bir yandan da bizim işte Cezeri Uçan Araba projemiz ayrı bir ekiple şu an devam eden vizyon projemiz. Bu alanda da önemli çalışmalar şu an yapıyoruz. Özellikle yazılım tarafında daha yoğun bir şekilde bu proje devam ediyor. Ve işte kırsaldan başlayarak bir önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde, 5 yıl içerisinde kırsal tarafta ama 10 yıl içerisinde daha şehir ortamında ben bu sistemlerin de kullanımına gireceğini tahmin ediyorum. Buna dair aslında yayınlanmış raporlar var. Onlardan da takip edebilirsiniz. Çok güzel buna dair raporlar yayınlanmış durumda. Bir de sizlere hani çok böyle gündemde yer aldı. Onu da şey yaparak ürün portföyünü kapatmak istiyorum. Şu şeyi kapatırsan bir saniye. Şu an beni görüyorsunuz herhalde. Evet, şeyi paylaşmak istiyorum. TB3'ü belki merak edenleriniz olur. Onu paylaşmak istiyorum. Şurada bir resim göstereceğim. Bunu ilk defa gösteriyorum değerli arkadaşlar. İlk defa gösteriyoruz. Şu share screen. Sadece bir resim olarak göstereceğim. Bakın bu da TB3 üstüne. Görüyor musunuz ekranda? Evet şu an geldi. Evet görüyoruz. Evet, bu da işte TB3'ün bizim Sedef Tersanesi tarafından üretimi yapılan Anadolu havuzu çıkarma gemimizdeki işte Bayraktar TB3'ün aslında iniş ve kalkış konseptini gösteren bir resim. O da hızlı bir şekilde devam ediyor. Çok güzel bir proje olacak ve gerçekten bu anlamda onun da ciddi bir özellikle deniz kuvvetlerimiz tarafında önemli katkı sunacağını değerlendiriyoruz. Bir de ben sizlere çok eğer vakit varsa çok da geçmediysek şu an evet, 40, tabii. Son olarak şeyden bahsetmek istiyorum değerli arkadaşlar. Bizim T3 Vakfı'ndan ve oradaki faaliyetlerden de bahsetmek istiyorum. Şurada açayım. Bir saniye. Share screen. Evet. Şu an geliyor mu ekran? Evet. Geliyor. Evet. Güzel. Tamam. Şimdi tabii burada yani bunları anlatmazsak bunlar çok önemli. Şu anlamda yani bütün bizim bu faaliyetler aslında ortaya konulan Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuna uygun. Yani bu nedir? Yani bu böyle tabii bir şey maalesef şöyle bu kavram öne atılıyor. Bunu belki kullanmaya çalışanlar da belki ortaya çıkıyor ama bunun gerçeği şu. Bu gerçek anlamda yani hür ve egemen bir ülke olarak Türkiye'nin varlığını güçlendirecek ve bölgesel ve küresel düzeyde Türkiye'nin sahip çıktığı insanlık için adalet ve merhamet ilkelerini daha güçlü savunmasına katkı sunacak ve pek çok dünya ülkesine örnek alarak dünya barışına katkı sunmasını temin eden aslında vizyonun adı Milli Teknoloji Hamlesi ve gerçek anlamda buna katkı sunan işlerin, projelerin vizyonu aslında. Dolayısıyla belki bunu bazen şöyle oluyor. Türkiye'de belli kavramlar öne çıkıyor. Bunu suistimal etmeye çalışanlar da oluyor. Bütün bunlardan ayrı olarak söylüyorum. Yani savunma alanında bir kere olmazsa olmaz ama şunu gördü Türkiye. Diğer alanlarda da aynısı geçerli. Yani bu ilk salgın başladığı zaman arkadaşlar bütün dünya gerçekten yana yakıla bu yoğun bakım vantilatör cihazını ararken işte bu alanda bir girişim olan Biosis, işte Baykar, Aselsan, Arçelik bir araya geldi. 15-20 gün içerisinde bu ürünü seri üretir ve bu gerçekten komplike bir ürün arkadaşlar. İçerisinde çok ciddi komplike yazılımlar ve bileşenler var. Ve bu anlamda bir ihtiyacı karşılamış olduk. Aslında bu
bu salgın bize şunu gösterdi. Bu tarz tedarik zincirinde kritik ürünlerde her sektörde enerjiden sağlığa, telekomünikasyondan farklı alanlara kadar bizim bu alanlarda katma değeri özellikle yüksek olan alanlarda mutlaka olmazsa olmazımız milli teknoloji hamlesi vizyonu. Ben Türkiye'nin ancak bu vizyonla ileriye gidebileceğini, güçlü bir şekilde, bağımsız bir şekilde varlığını korumasının yolunun bu olduğunu düşünüyorum. O yüzden bunu her daim işte bulunduğum her ortamda da işte kendi hayatımda da faaliyetlerimizde de bu bakış açısıyla gerçekten bakarak ilerlemeye çalışıyorum. Biz tabii bu vizyonu yayma adına 2017 yılında işte belli Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nı kurduk. İşte bundan 3 yıl önce. Ve çok hızlı bir şekilde bir sosyal sorumluluk olarak. Yani biz aslında kendi bünyemizde Baykar'da çalışarak da hayata devam edebiliriz. Ama dedik ki yani bizim mutlaka elde ettiğimiz tecrübelerden, kazanımlarımızdan bunları toplumumuza sunabileceğimiz, yansıtabileceğimiz, yani gelecek nesillere aktarabileceğimiz, onlara katkı sunabileceğimiz bir şekil, bir formatta oluşturmamız lazım. Bunun için bu vakfı kurduk biz. Vakıf gerçekten çok kutsal bir şey yani bizim için. Yani vakıf kültürü de Türkiye'nin Osmanlı döneminden bu yana çok derin bir kültür değerli arkadaşlar. İşte her türlü şeyin insani ve hayvan haklarını korumaktan işte insani şeylere kadar vakıflarla tesis edilmiş. Dolayısıyla biz buna çok önem veriyoruz ve bu vakfın tüm kaynakları da sadece kurucuları tarafından karşılanıyor. Dışarıdan en ufak bir bağış veya en ufak bir maddi katkı, en ufak bir şey kabul edilmiyor. Buna rağmen tabii şey farklı durumlarda oluşabiliyor ama biz vakıf olarak bir yandan işte dünyanın en büyük teknoloji, havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan Teknofest'i, bir yandan Türkiye'nin 81 ilinde 100 deney yap teknoloji atölyesini, bir yandan belli illerimizde şu an Antep, Erzurum, İstanbul bilim merkezleri, girişim merkezi gibi faaliyetlerle böyle gençlerimizi erken yaşlarda bu gelişen teknolojik alanlarda farkındalık oluşturarak, onları eğitim vererek, onların proje odaklı takım halinde çalışmasını sağlayarak ülkesine ve milletine hizmet eden ve bu böylelikle de dünyaya hizmet eden ve katkı sunan, katma değer üreten insanlar olması için çalışıyoruz. Gönüllülerimiz de bunu tabii yapıyoruz. Bir bursiyerlerimiz de var. Onlar da buna çok ciddi katkı sunuyor. Adeta böyle bir gönül işi bu. Ve bu şekilde işte deney yap teknoloji atölyeleri, bakın şu an 31 ilde var. 7000 öğrenci burada 3 yıl boyunca eğitim alıyor. 3 yıl. Ve bu eğitimlerin tamamı ücretsiz. Tabii deney yap daha biraz seçme bir program. İşte mesela bu sene 240 bin öğrenci başvurdu. 7000'i bir sınav yapılıyor. Sınavla başarılı olanlar deney yapar kabul ediliyor. Halihazırda 77 bin öğrenci. Yani önümüzdeki yılda bir 30 ilde daha açılacak. Tabii bu 15 bine falan çıkacak deney yap öğrencisi. Bir yandan bilim merkezi projelerimiz var. Bir yandan girişim merkezimiz var. Gençlerimizin girişimciliğe yönelmesi ve o alanda eğitim alması için programlar icra ediyor. Milli teknoloji burs programımız var. Halihazırda başvuru 450 civarı öğrencimize bu bursu biz veriyoruz. Burs verdiğiniz öğrencilerimizden bir ricamız oluyor. Bu projelere sahip çıkmaları, işte deney yap teknoloji atölyelerine sahip çıkmaları, işte bilim merkezlerine sahip çıkmaları. Sahip çıkmaları derken işte bir eğer üniversite proje takımındaysa gel diyoruz gençlere projelerini anlat. Veya eğitmenlik yapabilecekse gel kodlama anlat, elektronik programlama anlat. Yani adeta nesilden nesile bir şey geçişkenlik de ve tecrübe aktarımı da sağlanmış oluyor. Çok enteresan arkadaşlar. Türkiye'de üniversitede kurulan proje takımlarını resmi olarak destekleyen, buna dair program açan tek kuruluş Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı. Biz teknoloji milli takımlarını destekliyoruz. Onlara ulaşım, malzeme, danışmanlık ve kamp programlarıyla destek veriyoruz. Teknofest zaten hepinizin malumu ve Teknofest her sene gelişerek, öğrenerek daha da ileriye gidiyor. Yani 2018 yılında başladığımızda 20 bin takım başvurmuştu ilk yılında. Şu an 20 bin yarışmacı başvurmuştu. Şu an 2021 Teknofest'te 150 bin yarışmacı başvurdu. İlk başladığında 2018'de 4300 takımdı. Şu an 41 bin takım arkadaşlar bu sene başvurdu. Gerçekten bir adeta
Milli Teknoloji Hamlesi adına bir milli bir seferberlik oldu. Biz bundan çok gururluyuz, mutluyuz. Tabii belki bazı takımlar Teknofest bünyesinde orada bizzat sergileyemeyecekler, yarışamayacaklar, elenecekler ama böyle bir organizasyon, böyle bir seferberliğin parçası olmak gerçekten gurur verici. Ve Teknofest 7'den 70'e tüm milletimizin bir sevdası oldu. Geçtiğimiz yıl salgın olmasına rağmen işte Antep'te katılımcılara kapalıydı. Sadece ziyaretçilere kapalıydı. Sadece yarışmacılar katıldı. Bunu geçti, ona rağmen çok çok güzel geçti. Tabii orada bir yıllık emek vardı. O salgında belli kontrollerle o açıldı. İyi de oldu. Bu sene inşallah salgın durumunda çözülürse İstanbul Atatürk Havalimanı'nda Teknofest yine aynı coşkusuyla devam edecek. Tabii bir yandan da ben aynı zamanda Saha İstanbul'dayım. Belki takip edenleriniz vardır. Saha İstanbul bünyesinde 17 üniversite var. 600'e yakın firmamız var. O da Türkiye'nin en büyük sanayi kümelenmesi. O 600 firma içerisinde mikro ölçekli, küçük ölçekli, orta ölçekli ve büyük ölçekli firmalar var. Üniversitelerimiz var. Orada da aslında şöyle bir şey aslında kurmuş olduk. Tecrübe sahibi olan firmalarımız var. Savunma sektörüne yeni giren, özellikle Marmara bölgesi arkadaşlar, Türkiye'nin üretiminin %50'si Marmara bölgesinden karşılanıyor. Dolayısıyla özel sektörde çok ileri seviye firmalarımız var. İstiyoruz ki bunlar savunma ekosistemine de entegre olsunlar. Çünkü savunma ekosisteminde de maliyet etkinlik, sürdürülebilirlik, bu dinamizm çok önemli. Ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani bizi ileriye taşıyacak özel sektör dinamizm olduğunu ben düşünüyorum. Tabii ki belli alanlar vardır. Özel sektörün yatırım yapamayacağı alanlar. Oralarda devlet inisiyatif alır ve devlet firmaları yatırım yapar. Devlet kendi organize eder ama onun haricindeki sektörlerin tamamında şeffaf, rekabete açık ve dinamik özel sektör firmalarının olmasının ben daha doğru olduğunu her zaman da düşünüyorum. Aslında benim daha da böyle, bilmiyorum kaç dakika oldu konuşuyorum ama daha da böyle uzatmadan belki soru cevapla sizlerle de devam edebiliriz. Birkaç husus var hani eklemek istediğim. Hani sizleri de ilgilendireceğini düşündüğüm. Yani bu tarz işlerde yerli firmaların olmasının aslında bir anlamda da önemi. Bakın şöyle anlatayım. Hatta size de sorabilirim. Baykar mesela geçtiğimiz yıl, yani 2020 yılında Baykar'da çalışan insan sayısı 900 falandı. Ve biz 2020 yılında arkadaşlar salgın olmasına rağmen insanların salgın var, stajyer kabul etmeyelim, stajyere gerek yok demesine rağmen Baykar 850 kişiye kabul verdi arkadaşlar. 850, 900 çalışanı var, 850 kişiye kabul verdi. Takip, yani mesela bakın etrafınızda firmalara, büyük firmalara, mesela yabancı yatırımcılar, büyük firma kaç stajyere kabul verdi? Kaç kişiye imkan verdi? Bu sene yine şey var, yani pandemi, salgın süreci bitmedi. Biz tabii onun da kriterlerine riayet ederek bu sene de 750 kişiye biz kabul vereceğiz. Ve bu sene arkadaşlar 12 bin başvuru aldık biz. Ve bu soru çok geliyor. Ben onu bilin diye istiyorum. Hani zannediliyor ki Baykar sadece iyi, işte böyle iyi üniversitelerden alıyor. Not ortalama. Biz not ortalamasına hiç bakmıyoruz arkadaşlar. Sıfır. Sıfır. Ama şunu yapıyoruz. Baykar Akademi var. Kaç kişi? 12 bin başvuru var. 12 binle de Baykar'a gel buyur. Hangi bölüme başvuruyorsun? Onun sınavına gir. O sınavı geçen bir video paylaşım yapıyor. Dolayısıyla notlara bakılmıyor. Çünkü ben biraz tamam, notlar önemli. Hani önemsiz değil. İşte üniversitelerin arasında fark yok mu? Tabii ki yani eğitim şeyi vardır ama artık çok gerçekten farklı bir devirde yapıyoruz. Siz istediğiniz an dünyanın en iyi hocasından diferansiyel denklem dersi alabilirsiniz arkadaşlar. Giriyorsunuz Coursera'ya, işte biliyorsunuz işte yerlerini. En iyi hocasından en iyi dersi alabiliyorsunuz artık, yani bu tamamen artık sizin motivasyonunuz. Yani mesela ben bunu şuradan da biraz anladım. Mesela Teknofest yarışmasında, roket yarışmasında mesela işte mesela böyle ben çok iyi tanımadığım üniversitelerden birinci takımlar var yani. Mesela
Çanakkale'de liseden roket takımında yarışma birinci oldu. Yani bu farklı bir devirdeyiz artık. Yani olay size artık şey değil her şey. Sizin ne kadar emek verdiniz, ne kadar özveri, bunlar önemli. En son bunu da söylemiş olayım. Soru cevap varsa hızlı bir şekilde, herhalde biz dinleyenleri göremeyeceğiz. Ben hani etkileşimden, sorular oralardan da geliyor mu bilmiyorum. Takip edemedim. Tabii ki. Öncelikle çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir sunumdu. Sizlere de ayrıyeten teşekkür ediyoruz. Bu alanda biz gençlere olan yardımınız, öncülüğünüz çok önemli bizim için. Biz de bu alanda nasıl ilerleyeceğimizi sizin sayenizde öğrenmiş oluyoruz. Özellikle Teknofest'te biz kendi üniversitemiz adına konuşayım. Teknofest'te sizin sayenizde tanıştık. Sizin sayenizde bir sürü arkadaşımız belki iş kapısı bulmuştur oradan. Sizinle de Teknofest'te tanışmıştık zaten. Yani çok sizin gibi inşallah ileride de bu alanda öğrencilere yardımcı olan insanlar çıkar. Bizlere yardımcı olur, yön gösterir bize, ön ayak olur diyeyim. Teşekkür ederiz tekrardan size. Soru cevaba geçelim. Evet. Biz önceden arkadaşlarımızla form paylaşmıştık. Az önce siz benim soracağım soruyu cevapladınız. Nazlı, istiyorsan seninle devam edelim. Halik Bey merhaba öncelikle. Baykar günümüzde birçok gencin hayalleri arasında yer alıyor. Gelen soruları da incelediğimizde birçok mühendislik dalından öğrenci arkadaşımız sizin Baykar olarak tutumunuzu merak ediyor aslında. Hani yeni mezun mühendisten neler beklersiniz? Yani özel olarak bir de bir arkadaşımız belirtmiş sizin de dalınız olduğu için. Endüstri mühendisliği öğrencileri havacılık sektöründe işte nasıl yol kat etmeliler gibi. Böyle bir soru gelmiş. Evet. Evet, teşekkür ediyorum Nazlı Hanım. Yani tabii bizim mesela şunu söyleyeyim. Baykar'da işte 1450 kişiyiz şu an ve teknisyen, mühendisler her biri grubu kendi içinde dahi değerlendirsek, yani mühendislerin yaş ortalaması 29, teknisyenlerin yaş ortalaması 30. Yani 30'un altı da genç bir ekip. Dolayısıyla çok fazla yeni mezun arkadaşa kabul veriyoruz. Yani mesela bu sene sadece 2021'de biz en az 400 kişi buraya kabul vereceğiz. Ve mühendis teknisyen olmak üzere. Dolayısıyla bizim aslında gençlerden yani beklentimiz, biz yani imkanlarımız gerçekten sonuna kadar zorlamaya çalışan bu anlamda bir firmayız. Gençlerimiz yetişsin diye. Onlardan da beklentimiz bu işler, yani genç yaşlar özellikle 20-30 yaş arası kendinize gerçekten yani çok fazla şey kattınız, öğrendiğiniz, belki yoğun çalıştığınız bir dönem. Dolayısıyla motivasyonu yüksek olması, öğrenmeye açık olmanız, hevesli olmanız, yani bir işi bitirmeye yönelik azim göstermiş, azimli olmanız. Tabii o işi yaparken takım halinde, uyum halinde, sosyal ilişkilerde uyum halinde ahlak ve etik o kurallara uymanız. Yani her kurumun farklı bir kültürü var gerçekten. Ama hani sonuçta temel bir ahlaki kriterler var. Takım halinde çalışmanın gereklilikleri var. Bunları aslında biz bekliyoruz yani öğrencilerimize. Zaten geri kalan diğer şeyler ortamda var, altyapı ve yani bu tamamen öğrenerek gelişen organizasyonlar. Yani bugün savunma sanayindeki birçok firma birçok, yani hep gençlerle yapılıyor bu işler. Yani birçok projede ağırlıklı olarak gençler yer alıyor. Onlar tecrübe ediyor. Yani daha önce bizden, yani bu nesilden daha önce bunlar tam yapılmış değildi. Yani bu alandaki, yani biz şu an atıyorum, yani çok belki basit gibi gelebilir ama hani işte uçağın pervanesini yapıyoruz. Yani pervane dahi yani yapılmış. İşte uçağın lastiğine daha kadar indik yani. Yani o kadar. Yani belki çok basit gibi görünen ama yapı yok, yani yoktu. Yani olmadığı için çözmeniz gerekiyor. Havacılık gerçekten bütün, yani çok fazla test ve şeyin olduğu bir alan. Dolayısıyla mühendislik anlamında çok ileri seviye olması gereken bir alan. Bu anlamda biz öğrencilerimizden aslında temel olarak beklediğimiz bunlar. Zaten gerisi geliyor. Anladım. Teşekkür ederim. Merhabalar tekrardan Haluk Bey. Aslında benim soracağım bir soruyu da bir nebze olarak cevapladınız. Siz de söylediğiniz paylaşımlarınıza da görüyoruz. Genellikle genç mühendisler var sizin firmanızda. Peki diğer firmalarda gördüğünüz üzere genellikle tecrübeli mühendisler oluyor. Sizin bu konudaki tutumunuz, yani düşünceleriniz nelerdir?
genç dinamik veya tecrübeli olarak? Ya biz aslında tabii baktığınız zaman ağırlık, yani şimdi şöyle bir durum var. Mesela Teknofest'te biz şeye çok önem veriyoruz. Yani üniversite okuyorsunuz ama üniversite okurken mesela bir takım içerisinde yer alıp proje yapmış olmanız, işte bu kulüpler bence önemli. Somut proje yapmış olmanız önemli. Yani olay sadece dersler ve derslerde aldığınız notlar değil. Tamam, onlar belki teorik anlamda ciddi katkı sunar ama biraz da pratik, takım halinde, ekip halinde tecrübe elde etmiş olmanız, biz önem veriyoruz. Yani Teknofest'in de bir katkısı bu aslında. Yani gece gündüz uyumuyorsunuz, etmiyor öğrenciler. İşte roket yapıyor, savaşa niye yapıyor, robot yapıyor. O kadar önemli bir şey ki, bak, hayatı boyunca onu unutmayacak. Oradan kazanımları olacak. Ve tabii şey anlaşılmasın. Yani Baykar 20 yıldır bu alanda çalışan bir firma. 20 yıldan bu yana bir ekiple birlikte biz bu işleri yürütüyoruz. Dolayısıyla Baykar bünyesinde koordinatörler, koordinatörlerin altında birim liderleri, birim liderlerinin altında takım liderleri, bu insanlar var. Dolayısıyla onlar tecrübeliler, tecrübe elde ediyorlar. Ve o tecrübeleriyle yeni gelen arkadaşları yönlendiriyorlar ve yönetiyorlar. Dolayısıyla burada ağırlıklı olarak, ama bizde yeni alımlarda ağırlıklı işte ya yeni mezun ya birkaç yıl tecrübeli arkadaşlarımız daha çok ağırlıklı olarak yer alıyor. Ama birim liderleri tarafında arkadaşlarımız tamamı uzun yıllar tecrübeli ve bizim Baykar'da ben şimdi şey yapamıyorum da çok eğitime çok önem veriyoruz. Yani her birimden her yıl eğitim talepleri alınıyor ve her birime özel danışman hocalarımız var mesela. Çok iyi hocalarımız var. Onlar geliyorlar, devamlı ders veriyorlar. Yani havacılık aerodinamiğinden başlıyor, elektronik, elektromanyetiğe, işte çevresel şartlardan, işte mesela MBA, biz çalışanlarımızı MBA eğitimine yönlendiriyoruz bir kısmını. Adeta aslında akademi gibi Baykar ve bu anlamda da yani çalışanlarımızın gelişmesine önem veriyoruz. Evet. Teşekkür biraz ederim. Daha kısa, hızlı da şey yapabiliriz. Tabii var mı? Ben de bakayım. Şu an açtım YouTube. YouTube'a bakıyorum. Tabii canlı da. 450 kişi izliyor. Evet. 450 kişi izliyor. Sorulara bakalım. Havacılık ve uzay sektöründe imalat aşamalarında Endüstri 4.0'ın yeri, önemi ve geleceği nedir? Arkadaşlar, bu kim yazmış onu? Yusuf Çetin arkadaşım. Endüstri 4.0 Alman tabiri. Alman ekonomisini, Alman üretimi dünyada en ileri seviyeye taşımak için Almanların ürettiği bir kavram. Türkiye'nin ürettiği, onun markası. Türkiye'nin markası Milli Teknoloji Hamlesi. Tabii ki bunun çok önemli katkısı var. Az önce sunumda da bahsettim. Özellikle işte tasarım, analiz, mühendislik, tedarik zinciri yönetimi, bütün bunların tamamı, işte imalat süreçlerin tamamı dijital ortamda gidiyor. Artık çok gerçekten sistemler kompleks, bileşen sayıları fazla. Bütün bu süreçlerin manuel veya şey yürütemezsiniz. Tamamı dijital bir şekilde ve entegre bir şekilde, koordinasyonlu bir şekilde yapılması gerekiyor. Evet, bakıyorum ben de YouTube'a. Sizin sorunuz varsa sorabilirsiniz bu arada. Bir sorumuz var aslında. Bir programda Çin, İsrail ve Amerika ile rekabet edebiliyorsa Türkiye, bunda Türk gençlerinin zekası ön planda denmişti. Siz Türkiye'de verilen mühendislik eğitimini diğer ülkelere göre nasıl buluyorsunuz? Dünya genelinde iyi olduğumuzu düşünüyor musunuz? Diye bir soru gelmiş. Yani tabii ben dediğim gibi burada hani milletlerin zekası veya böyle yani sonuçta kim çalışıyorsa, kim emek veriyorsa ona göre şekilleniyor her şey. Türkiye insan savaş araçları noktasında önemli bir adım, irade koydu. Bizler de yani bunun yapan bir firma olarak her şeyimizi bu alana koyduk. Yani bütün hayatımızı bu alana koyduk. Özdemir Bayraktar'dan başlamak üzere. Allah nasip etti. Bu iş büyüdü. Bu noktaya geldi. Biz de bunu sürdürülebilir kılmak için, daha ileriye taşımak için gayret sarf ediyoruz. Bu anlamda Türkiye'nin başarısı yani şu an dünyada, yani Amerika, Çin, İsrail, yani 4 ülke var gerçekten şu an bu alanda şey yapan ve çok büyük bir cazibe haline geldi. Az önce de söyledim. Türkiye bu teknolojiyi sadece kendi ihtiyaçlarına değil, yani bizim satışlarımız, az önce söyledim, çoğunluğu ihracat. İhraç ediyoruz yani bu teknolojiyi. Bu çok büyük bir güç.
Çok büyük bir kazanım. Ve ihraç ettiğimiz şey öyle basit bir şey değil. Katma değeri, yani katma değeri kilogramı 10 bin dolar olan bir şey arkadaşlar. Türkiye'nin ihracatının kilogram değeri ne kadar bilmiyorum. Bilen varsa yazsın. Yani 1.4 dolar falan herhalde. 10 bin dolar kilogram ihracat katma değeri olan bir şey. İşte Ukrayna gibi 100 yıllık havacılık birikimi olan bir ülkeyle bu alanda çalışıyoruz. Biz onlara işte silahlı insan savarıcı ihraç ettik. Biliyorsun onların Antonov fabrikaları var. Dünyanın en büyük uçağını yapıyorlar. Dolayısıyla bunlar önemli kazanımlar. Bir soru var burada. İsmail Kerem Demir, bahsettiğiniz bu staj durumu video mülakatı aşamasından sonra başka bir aşama var mı acaba? Bu ayın 22'sinde sonuçlar açıklanıyor. Videodan sonra başka bir aşama yok arkadaşlar. Çünkü salgın dönemi olduğu için yüz yüze görüşemiyoruz. İsterdik ki mülakat yapalım. Videodan sonra başka bir şey yok. İlan edilecek. 750 kabul verilecek. 750. 750 kabulün 150'si teknisyen arkadaşlarımız. 600'ü de mühendis adaylarına verilecek. Yani Baykar olarak şu çok geliyor bize talep. İşte tanıdık. İşte şey. Arkadaşlar bizde şey yok. Sınav, video, kim geçerse, hak ediyorsa gelir. 12 bin kişi başvurmuş. Dolayısıyla biz böyle bir ayrıcalık şey, en ufak. Yani özel şirket olmamız lazım. Yani bunu yapabiliriz yani, tanıdığımızı alabiliriz ama hani bu konuda da hassasiyet gösteriyoruz açıkçası. Gerçekten hak eden, bu işe hevesli, emek verecek arkadaşlarımızı buraya alıyoruz, şey yapıyoruz yani. Zaten stajda da şöyle oluyor. Her yıl herhalde 50 ile 100 arası stajyer de burada işe başlıyor yani. Pardon, geçen sene 200 stajyeri biz Baykar'da işe başlattık arkadaşlar. Başladılar yani. Evet. Biraz toparlayalım mı? Başka soru var mı? Sorular var ama eğer şey süre kısıtlıysa toparlayabiliriz. Bakalım YouTube'dan geliyor mu sorular? Benim bir sorum var aslında, merak ettiğimiz. Tabii, buyurun. Önümüzdeki süreçte Amerikan X-47B uçağın, yani SİHA'sının gibi üst düzey bir silahlı insan savarıcı yapılacak mı? Eğer mümkünse öngördüğünüz tarih nedir acaba? Biz burada tabii Selçuk Bey de ilan etti. Biz şu an Akıncı taarruzi sınıfı bir hava aracı, stratejik klasmanda. Biz şimdi milli ve özgün savaşan insan savarıcı çalışmaları başladı. Selçuk Bey de ilan etti. Hedef 2023'te denemelerini yapmak. O da şu an kavramsal tasarım aşamasında ekiplerimiz çalışmaya başladık yani. Biz şu an zaten hedefimiz o yani. Ses hızına yakın uçan savaşan iyi konsepti. Bundan Akıncı'dan sonraki en önemli hedef o ve şu an başlamış durumdayız ona. Bayağı sorular geliyor YouTube'dan, ben de bakıyorum. Evet. Hangi şehirlere yatırım yapmayı planlıyorsunuz? Ya bizim zaten arkadaşlar Türkiye'nin birçok noktasında test merkezimiz, bakım merkezi var. Mesela Van'da var, Elazığ'da var, Erzurum'da var, Antep'te var. Yani 20'den fazla noktada üs var. Biz de oralardayız. Kendi test merkezlerimiz var. İşte Çorlu, Keşan. Bu şekilde devam ediyor. Baykar'da bir mühendisin günü nasıl geçiyor diye sormuş bir arkadaşımız. O arkadaşımız herhalde Akıncı belgeselini izlemedi. Onu izlemesini tavsiye edelim. Başka soru? Aslında benim de bir sorum var. Buyurun. Haluk Bey, Baykar'ı genellikle hava aracı üretirken görüyoruz ama ülkemizde hava aracının dışında lisanslı olarak kara ve deniz araçları da üretilmekte. Baykar bu konuda ilerleyen zamanlarda bir çalışması veya düşüncesi var mı? Ya açıkçası biz insansız hava araçlarına odaklandık. Dolayısıyla çok benzer sistemler. Teknolojiler aynı. Çok benzer. Bu alanda tabii Cezeri bize farklı bir açılım sağlıyor. Cezeri sivil alana yönelik bizim üzerinde çalıştığımız bir proje. Dolayısıyla hali hazırda şu an için deniz veya kara tarafında girdiğimiz bir proje. Bu alanda da Türkiye'de birçok çalışan grup var yani, ekipler var. Teknofest'te de birçok yarışma var. Ben oralardan da belli startuplar var çıkan. Mesela su altı yarışmasının birincisi, 2 yıl birinci olan üst ekip mesela girişim kurdu, firma kurdu. O alanda robot, su altı robotları yapan bir firma haline geldiler. Bunlar önemli kazanımlar.
Evet, hangi üniversite bölümlerinden mezun olanlar Baykar'da stajyer olarak çalışabilir diye sormuş bir arkadaşımız. Baykar multidisipliner bir ekibin olduğu yer. Yani malzeme, makina, elektronik, yazılım, endüstri, hepsi uçak, bunların hepsi bize uyuyor. Her alanda şey var. Deney yap atölyeleri için 30 il dediniz. Bu iller hangileri? Onlar belli arkadaşlar. Deneyap.org, deneyap.org'da var. Evet. Benim bir sorum var. Sorabilirsem Haluk Bey. Tabii. SCG Anadolu gemisi için geliştirmekte olan Bayraktar DİHA projesi şu anda ne aşamada, bilgi verir misiniz? Ya şu an aslında ben vermem gerektiği kadar bilgi verdim. Çok iyi, etkili bir proje. Stratejik bir güç çarpanı olacak. Öyle söyleyeyim yani. Ve çok da uzun sürmeyecek. Biraz önce görselde de göstermiştiniz ama görselde anladığımız kadarıyla dikey iniş kalkış değil de gemiden diğer uçaklar gibi kalkmıyor mu? Yani tabii tabii. Yani dikey iniş kalkış yapan uçak bizim DİHA dediğimiz uçak 45 kiloluk bir uçak. Dolayısıyla o gemi, yani gemi içinde de kullanılıyor ama bu konuştuğumuz gemiden kalkan inen TB3. Normal bildiğiniz konvansiyonel piste iniş kalkış şeklinde uçuş yapacak. Arkadaşlar Aselsan'ın CATS kamerasıyla faydalı olarak onu da tam. TB2'de de biliyorsunuz Aselsan CATS kameraları kullanıyoruz artık. Evet. Envantere de girdi. Bunu da buradan ilan edelim. Envantere girdi. Aselsan'ın CATS kamerası ilk kez Bayraktar TB2 İHA sistemleriyle silahlı kuvvetler envanterine geçtiğimiz günlerde girdi. TB3 de CATS sistemiyle uçuyor olacak. Başka soru? Evet. Bu konu konuşmuşken aslında. Devam et Furkan. Evet Furkan. Bu konu konuşmuşken aslında aklıma bir şey daha takıldı. Geçtiğimiz haftalarda Aselsan'ın dikey iniş kalkış yapabilen özellikle TCG Anadolu gemisi için bir uçak, yani tasarımını, patentini satın aldığını gördük. Yani duydum. Ne kadar gerçek bilmiyorum. Sosyal medyaya böyle bir şey sızdı. Görünüş olarak siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben de gördüm onu. Yani o işte bizim DİHA konseptine benzeyen bir konsept o da. Evet. Normal yani benzemesi sonuçta aerodinamiğin kuralları belli. İşte Boeing'den Airbus da birbirine çok benziyor yani. Yani Aselsan aslında bir konsept var yani, onu bir ilk defa mesela biz DİHA'da o konsepti biz uygulamadık yani dikey kalkan elektrik motorlarıyla kuadrokopter gibi işte sonra içten yanmalı motoruyla seyir yapan bir sistem var, dünyada da yapılan bir şey bu ama evet. TB3 yani benim TB3 konseptiyle o bir büyük bir yenilik yani. Onu da inşallah önümüzdeki yıl 2022 içerisinde inşallah onu da göreceğiz yani. İnşallah. Başka soru yoksa istiyorsanız toparlayalım Haluk Bey. Evet. Sizin vaktinizi almayalım daha fazla. Evet. Ben hani sizlere Canan Hanım teşekkür ediyorum. Furkan Bey, Nazlı Hanım başarılar diliyorum. Tüm izleyen herkese selamlarımı iletiyorum. Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuna bu ülkemiz için, hepimiz için, tüm vatandaşlarımız için ortaya konmuş bu vizyon. Buna sahip çıkmalarını. Gerçekten hani şu an Türkiye tabii bu salgın süreci zor bir süreç. Allah herkese sabır versin. İnşallah bunu da sağ salim atlatacağız. Ve hızlı bir şekilde her ne kadar şu an üretim sektörü devam etse de kolay değil. Gerçekten çok herkes belli sınırlamalarla hayatını devam ediyor. Evet. Tüm izleyenleri ben Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuna sahip çıkmaya, ülkemizi güçlü ve bağımsız geleceğini bu şekilde hep birlikte el ele taşımaya davet ediyorum. Herkese tekrardan sizlere çok teşekkürlerimi sunuyorum. Sizlere de okulunuzda başarılar diliyorum. Biliyorum siz başvurdunuz mu? Baykar'da staja başvurdunuz mu? Evet. Biz hatta staj olarak onaylandık.
Onaylandınız mı? Tebrik ediyorum. Evet. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Hayırlı olsun. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Sağ çok olun. Güzel bir yayını. Çok sağ olun tekrar. Çok sağ olun. Çok bilgilendirici ve çok güzel bir yayındı. Sağ olun. Sağ olun. Arkadaşlar ilerleyen günlerde de yayınlarımız devam edecek. Yine Hukuk kanalına görüşmek üzere o zaman. Herkese çok selam ve hürmetlerimle. Hoşçakalın. İyi günler. Kolay gelsin. Sağ olun. Ben...